Wow. Hemşire köpek balıkları. Var, bir manger. En gros, les requins peuvent potentiellement. Vraiment, le requin, c'est un poisson. Donc, ils voient un truc plus gros qui arrive sur lui. Ça, c'est pas vrai. Ils sont vraiment prendre tous les jours. Ne tarafa gidelim? Koyun girişine doğru gidelim. Demir yerinin karşısı yakıt istasyonu. Sonrasında yol boyunca böyle oteller, dükkanlar devam ediyor. Sanat galerisiymiş burası. İnciler, sedefler. Yol bu şekilde devam ediyor. Feribot iskelesi de varmış burada. Ve turizm danışma. Burası koyun girişi resif duvarıyla ada arasındaki arada bir demir yeri var. Keç arma bir tekne giriş yapıyor. Sadun Boro. Sadun abi de aynen böyle açıyordu işte. Onun teknesiyle aynı arma. Demir yerinden yarım saat yürüdük. Adanın merkezi burasıymış. Dükkanlar, banka, muhtemelen postane de buradadır. Yol boyunca bazı yerleri kapatmışlar, deniz tarafını, palmiyeli güzel kumsalları kapatmışlar, enteresan. Yani tam oteller falan anlıyorum da, kimsin herhalde özel arsası satın almış ya da nasıl olursa kapatılmış, hoş değil. Beach yapmış, özel kulüp yapmış, sadece kapatmış, girişi engellemiş. Havyar kullanıyor yem olarak.
Sabah 6. Koyun en sonu burası. Tam en sonda Kano Okulu var. Kano Kulübü ya da. Orada çeşmeler var. Oradan suyumuzu aldık. Yürüyüş yaptık. Kasabayı gezdik. Drone uçurduk. Yeni video yayınladık. Çamaşırlarımızı yıkadık. Derken 3 gün burada geçirdik. Bugünü de orada geçirdim. O ada ile resif arasındaki demir yeri beni çekiyor. Evet efendim, yüzen gecekonduyla Moray Adası'nda seyir. Burası öyle bir yer ki her yer demir yeri. Küçük bir restoran var, küçük bir iskele var, küçük kumsal var, üzerinde iki tane palmiye yükselmiş. Yani hepsinin önüne demirleyip rahat rahat yayılabiliyorsunuz. Yani buranın böyle bir rahat yanı var. Böyle derin bir koy. Bahsettiğim demir yeri şurada bakın. Şurası Şamandıra'nın olduğu yer, giriş. Adayla resif arasında bir demir yeri. Bu işaret, sığlık işareti burada. Benden uzak dur diyor. Burada bir etkinlik var ya. Bayağı kalabalık. Tur tekneleri, jet skiler, şamandıralar. Herhalde yarış var. Bakın işaretin dibine, orada gölge nasıl görünüyor, sığlık. Bayağı geniş. Şu tarafa doğru uzuyor. 50 metresi var.
kendi kumsalları olan verandaları deniz üzerinde evler. Oteller de var arada. Ama koyun genelinin %60'ı özel. Greenpeace'in gemisini de Panama'da görmüştük, Colon'da. Bu feribot açıkta demirlemiş. Çevresinde de jet skiler ve tekneler toplanmış. Neden? Yani büyük bir grup geldi, suya attılar. Ha, yüzme yarışı var. Amma kalabalık be. Yüzen rengarenk balonlar. Bu yüzme boneleri de görüyorsunuz, hepsi rengarenk. Yıllar önce 25 yaşında filanım, Şili açıklarında kıyıdan ama belki 2 mil, 1,5-2 mil vardı. Açıkta demirdeyiz, dalış yapıyoruz. Ben de dipteyim, çalışıyorum. Çıktım güverteye. Çocuklardan biri dedi ki, abi dedi, sahilden dedi, plajdan dedi herhalde top kaçmış dedi, deniz topu. Bak dedi, bize doğru sürükleniyor. Baktım, dedim ne topu dedim, adam yüzüyor. Neyse, milli yüzücüymüş. Sahilden bizi görmüş, demiş tekneye kadar yüzeyim, hedef koymuş kendine, bize kadar yüzdü. Geldi, öyle sohbet ettik. Öyle sohbeti açtı. Dedi işte nerede askerlik, işte dedim şurada yaptık. Sen nerede oturuyorsun dedim. Altunizade'de oturuyorum dedi. Ha dedim, benim asker arkadaşım var, Murat Dalgakıran dedim, o da orada oturuyor. Ya dedi, benim üst komşum. Murat Dalgakıran. Murat Dalgakıran da benim askerden, dalış timinden arkadaşım. Denizin ortasında adama rastlıyorsun. O adamda tanıdığın biri çıkıyor. İnanılmaz bir rastlantıydı o. Benim çok var öyle, hiç olmadık yerde hiç olmayacak birine rastlama olayım, eskiden daha fazlaydı. O geldi aklıma şimdi. Yüzme, koşu, bisiklet, bunlar insanlarda tutku. Birçok insan bunun için yaşıyor, yani bundan büyük haz alıyor. Böyle kimisi eski klasik araba seviyor. Kimisi işte ne bileyim ben, fotoğraf, pul, kelebek koleksiyonu. Bunlar çok güzel hobiler. Böyle hobileri, tutkuları olan insanlara saygı duymak gerekiyor. Ben çok saygı duyuyorum. Hala atlıyorlar. Amma kalabalıkmış. Ha, gittiler şurada. Şamandıra'nın içinde toplandılar. Start yeri orası demek ki. Herhalde bir 15-20 kişi daha gidiyor o tarafa doğru. Nasıl yorulmuyorlar, ben feribottan start noktasına yüzsem biterim. Yarış başladı. İki grup var. Bir grup da o tarafa doğru yüzüyor.
şöyle. Şurada bir kanal açıldı. Oradan geçip demir yerimize gidelim. O da demir aldı. Korna bastı. Önümüze kıracak tabi. Selam veriyor köprü üstünden. Yol kestim. Biraz daha dönüp şuradan çıkacak. Çok sakin bir gün. Demir alayım dedim. Şu girişteki yere demirliyim diye yola çıktım. Oradan burası herhalde 1 mil, 1,5 mil. Yüzme yarışı, deniz polisi, şamandıralar, feribot, atlayanlar, çığlıklar, bir organizasyon. Onun içine düştük. Hadi organizasyon bitti. Rotamıza çıktık. Feribot demir aldı. Bu sakin, daracık yerde geldi, bizim önümüze düştü. İnanılmaz. Şimdi yine her şey sakin. Morea Adası da Sosyete Adalarından kabul ediliyor. Kulaklarımın sıkıntılı olması çok canımı sıkıyor. Muhteşem. Botla bir tur attım. Kaşıkla güzel bir zargan geldi. Şöyle teknenin çevresine bir tur atayım dedim. Bizim bildiğimiz ince kaşıkla. Güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Nefis hayvan, nefis. Antigua'da zıpkınla vurduğumuz kadar. Ondan biraz küçük. Kaptırmamak lazım. Tam damağına kadar saplanmış, alt damağına. Bakar mısınız dişlere? Bunu burada temizleyelim. Hemen şurada içeriği berbat etmeden.
hayvanlar irileştikçe, çıplak hayvanlar yani pulsuz, palamut, ne bileyim ben zargan, bu tip orta su hayvanları büyüdükçe bunlar da pul yapmaya başlıyor. Mesela bunun sırtında pul var. Bakın. Yani ne diyeyim, kartlaştıkça hayvan sırtı kullanıyor. Palamutta da gördüm, orkinosta da gördüm sırt pulu. Belki de doğalında var. Orta suda hızlı yüzdüğü için zamanla pullarını inceltti. Muhtemelen de öyledir. Bu zarganın içindeki bu kan, pis kanı tam açtıktan sonra içini, şuradaki kahverengi pis kanı temizleyeceksiniz. Yani zehirlemez, sadece tadını bozuyor. Bütün balıklarda vardır o. Şu kılçığı boyunca giden seviyorum böyle dikeni olmayan balıkları. Diğerlerini temizlerken videolarda görünmüyor ama 3-4 kere saplanıyor. Çok da kötü yakıyor. Aynı bizim Ege'deki, Akdeniz'deki sokkan gibi. Çarpan da derler. Sokar da derler. Ondan ben çok zıpkınla vurdum. Eskiden öf. Tırnağımın içine bile girdi onun zehirli iğnesi. Hem de kaç defa suyun altında, maskenin içinde gözyaşı döktüğümü bilirim. Bunu orijinalinde derisini yüzüyorlar. Öyle pişiriyorlar restoranlarda. Bir parça ayırıp olta balığına yem de saklayabiliriz. Bu kadar. Bitti. Şimdi ayıracağız. Bir parça. Şurayı ayıralım. Bunlar da geri dönüşüm. Günaydın. Moraya'nın diğer koyuna, batı tarafındaki demir yerine gidiyorum. Orada bugün ve yarın kalalım. Yarın salı, belki çarşamba günü sabah kuzeye, Bora Bora'ya yola çıkarız. Metrelerden geçiyoruz. Bir görünüyor. Navionics'in yorumlarında yazıyor. Bu demir yeri çok kalabalık oluyor. Ama çok güzel manzarası var. Harika bir yer diye. Hakikaten bayağı bir tekne var. Hatta bir de yolcu gemisi var.
dalış tekneleri. Şimdi iki tanesi dalışta. Fun dive. Dalgıçların baloncukları şurada. Bir grup da şurada var. Biraz yükseldim. Üzerlerinden geçip aşağıdaki grupta acemiler oluyor. Onları panikletmeyelim. Ani serbest çıkış yapar. Kontrolsüz. Ses çünkü aşağıya çok daha fazla gidiyor. 4 kat daha fazla. Dalış teknenin üzerinde bir mavi beyaz, bir de kırmızı üzerinde bir şerit olan bir bayrak var. İkisi de dalış bayrağı. Bunları gördüğünüz teknelerden 100 metre açık geçmeniz gerekiyor. Biz de aşağı yukarı 100 metre açık geçtik ama onlar tekneden açıkta. Grup yani dipte geze geze uzaklaşmış tekneden. Girişe geldik. Şurada şamandıralar. Şimdi orayı kerteniz alalım. Geminin adı Paul Gauguin. Düşük devirde normal. Koyun en sonu daha yeşillik. Daha az tekne var. Şurada bir akvaryum var. Gezilebilir. Rangiroa'da görmüştük bunu. İki tane bunlar. Bir de siyah. Metreye funda çapa ettik. Fonda aslında. İtalyanca dip demek. Buranın popüler olmasının sebebi kesinlikle bu nefis sahil. Siyahı da geldi. Birlikte geziyorlar demek ki. Çapaya bindi. Tekne dönüyor rüzgara.